Hadi gelmiyor musun? Ne yapmaya çalıştığının farkındayım. Sana eşlik ediyorum. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Nalan'ı kıskandırmaya çalıştığını biliyorum. Özür dilerim Aslı. Sana bunları yaşatmak istemezdim. Özür dilenecek bir şey yok tatlım. Yani yalan da olsa yanımda olman hoşuma gidiyor. Ne konuşuyor bunlar? Sana yine de bunları yaşatmak istemezdim Aslı. İstersen bu oyun hemen bitsin. Hem zaten yanlış fikirlere kapılmanı istemem. Ben her şeyin farkındayım Kenan. Kendini beni üzüyormuş ya da gönül eğlendiriyormuş gibi hissetmene gerek yok. Sebebi her ne olursa olsun yanımda olman beni mutlu ediyor. Hepsi bu. Tamam Aslı. Hadi gidelim. Demek seni buraya aldılar. Gene kimin kuyruğuna bastın? Kimsenin kuyruğuna falan basmadım ben. Neyse ne. Benim merakım başka. Nalan'ı neyle tehdit ettin? Tehdit etmedim. Biz birbirimizi seviyoruz. İnsan önce kendi söylediği yalana inanmalı. Nalan'ın seni sevdiği falan yok. Sen öyle boş hayallere kapılacak bir adam da değilsin İlhami. Söyle ne yaptın kızı? Sen onu bunu bırak da şu söz ettiğimiz araziden bahsedelim. Bana hala borcum var Peri Hanım. Demek araziyi istiyorsun. Olur. Hemen getireyim. Evet, evet. Kenan Yılmaz. Söylediğim belgeyi ayarla hemen. Ayrıntıları sonra konuşuruz. Altı üstü bir ölüm belgesi ayarlayacaksın. Soran olursa da çocukken öldü diyeceksin. Anlaşıldı mı? Tamam, tamam. Sonra konuşuruz. Gel. Gel kızım. Geç otur şöyle. Beni çağırmışsın babacığım. Geç otur. Neler oluyor Nalan? Benim bilmediğim bir şey mi var? Anlamadım baba. Bak kızım, bu hayatta senden daha değerli hiçbir şey yok benim için. O yüzden fevri davranmanı istemem. Karşıma çıkıp Kenan'ı sevdiğini söylüyorsun. Sonra da İlhami ile beraber olmak istediğini söylüyorsun. Bu işin içinde başka bir şey varsa söyle Nalan. Evlilik ciddi bir karar. Emin misin yavrum? Nerede kalmıştık? Arazi falan bir şeyler diyordun. Ne oldu? Bir soldun sanki sen. İyi misin? Doktor çağırayım mı? Gerek yok. Ah, tanıdık geldi değil mi? Ay, Seda öldürüldüğü gün, pardon, kaybolduğu gün bize uğradığında düşürmüş. Ay, çok güzel fular ama üstündeki kan lekesini çıkarmayı bir türlü başaramadım. Ne yapsam, polise mi versem? Ne dersin İlhami?
Belki onlar bir şey bulabilirler ha. Ben sana bu genç adamı uygun bulduğumu daha önce de söylemiştim. Fakat kararın olumsuzdu. Bu kadar çabuk fikir değiştirmem beni endişelendiriyor. Emin misin kızım? Eminim baba. Kenan'ı sevmiyorsun yani, öyle mi? Evet. Hayır. Yani onun çocukluk aşkı olduğunu anladım baba. Sonuçta biz birlikte büyüdük. Ondan başkasını tanımadım ki. Sandım ki biz birbirimiz için yaratılmışız. Ama İlhami'yi tanıyınca öyle olmadığını anladım. Yani İlhami'yi evlilik kararı verecek kadar tanıdığını söyleyebilir misin bana? Neden bu kadar aceleci davranıyorsun anlamıyorum yavrum. Babacığım lütfen daha fazla soru sorma. Sen de onay verdin zaten. Evlenmek istiyorum İlhami'yle. Şimdi izin verirsen çıkabilir miyim? Seda'nın ortadan kaybolduğu gün sen yine bu talihsiz kazalardan birini yaşamıştın. Hatırlıyor musun? Şimdi olduğu gibi. Ben de bir araştırma yaptım. Senin saçmalıklarınla kaybedecek vaktim yok benim. Sizin eve yemeğe geldiğimiz gün bir trafik kazası olduğunu söylemiştin. Ama o gün hastane ile sınav arasında ölümcül bir trafik kazası hiç yaşanmamış. Araştırmacı ruhuma engel olamadım ne yazık ki. Delirmişsin sen. O hasta beyninle neler düşündüm bilmiyorum ama söylediğin manyakça yalanlardan ibaret. Bence sen yalan söylüyorsun. Çünkü aramızdaki tek manyak sensin. Empati yoksunu, duygusuz, saplantılı manyağın tekisin sen. Birbirimize benziyoruz demek ki. Kötü birisi olabilirim ama akıl sağlığım yerinde henüz. O yüzden senin gibi bir adama bırak arazi vermeyi, günahımı bile vermem. Nalan'la evlilik anlaşması yapmanı istiyorum. Sen beni ne sanıyorsun ha? Ben Nalan'ı gerçekten seviyorum. Kimsenin parasında gözüm yok benim. Ben sadece bana olan borcunu istiyorum. O senetleri bana vereceksin. Bence sen o 5 milyonun üstüne bir bardak soğuk su iç İlhamicim. Bu fular bende olduğu sürece bir halt edemezsin. İyi istirahatler.